Efendim, tahıl koridoru anlaşmasından çekilen Rusya, Ukrayna'daki limanı ilerleyen Türk kargo gemisine uyarı ateşi açtı. Sonra da gemiye helikopterle asker indirdi. Sıcak görüntüler, cep telefonu kamerasıyla çekilen önemli görüntüler ekranlarınıza geliyor ve CNN Türk'ün ulaştığı görüntüler bunlar. İzleyelim. Evet, görüntüler üstüne de şimdi konuşacağız. Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Başbuğ yayınımıza. Bu görüntüleri nasıl değerlendirirsiniz? CNN Türk'ün ulaştığı özel görüntüler bunlar. Hoş. Şimdi ifade ettiğin gibi Rusya ve Ukrayna arasındaki tahıl krizi tüm dünyayı sarmış durumda. Rusya'nın 17 Temmuz'da tahıl anlaşmasından çekiyorum demesiyle birlikte yapmış olduğu ikinci bir açıklamayla karşılaştı. Bu açıklama da bundan böyle Ukrayna işte bölgesinde bulunan bütün gemilerin askeri hedef olduğunu açıklamıştı Rusya. Yani bu tahıl koridorunda kullanılan bir gemi de olsa artık benim için askeri hedeftir beyanının açıktan deklar edilmesiydi. Zannediyorum bu kapsamda işte Rusya sebebi bilinmez, yani aldığı bir ihbar mı var veya işte bir niyetle kontrol maksatlı mı? Bizim Mersin'de sahibi bulunan bir şirkete ait gemimize önce uyarı ateşi, ardından da helikopterle bir gemiye müdahalesi söz konusu. Benim yaptığım tırmada gemi, evet, Palov bayraklı ama yani Mersin'de bulunan bir şirkete ait ve Ukrayna'dan almış olduğu, Tuna'dan almış olduğu yükü Yunanistan'a getirerek tahıl boşaltıyor ve tekrar yük almak üzere de bölgeye intikal halinde. Helikopterle Rus askerleri önce uyarı ateşi, ardından da yaptığı bir askeri müdahale söz konusu. Burada benim edindiğim bilgi şu: gemi sahilden uzakta olduğu için telefonlar çekmiyor. Gemi kaptanı durumu telsizde sahil güvenliğe bildiriyor ve artık Rusların gemiye bir askeri müdahalesi söz konusu ve helikopter gemiye indiğinde personele çok kibar davrandı, nazik davrandı. Türk olduğunu öğrendikten sonra da basit bir arama ve bir tutanak imzaladıktan sonra da gemiden ayrıldığı yönünde. Burada zannediyorum işte silah mühimmat konusunda Rusya'nın yönelik bir arama gerçekleştirildi. Gemi zaten boş, çok kısa sürmüş bu arama faaliyetleri. Ancak tabii direkt ateş açarak yaklaşması ve bir anda askeri helikopterin de gemide varlık göstermesi personelde tedirginlik yaratıyor. Direkt ateş açarak yaklaşması ne anlam ifade ediyor Sayın Başbuğ? Aslında uluslararası kuvvetlere, yani normalde bu Palov devletine haber verip Rusya'nın bir şüphe var veya bir ihbar var, böyle doğrudan ateş açarak değil, birlikte ortak operasyonla gemide arama veya diğer faaliyetleri yapması gerekir. Burada doğrudan ateş açması bana göre bir gözdağı ve hem dünya kamuoyuna hem de Ukrayna'ya bir restleşme gibi bir algılanmalı. Yani ben öyle okuyorum, çünkü burada dikkat ederseniz hep daha önceden de Rusya'nın özellikle tahıl konusunda sadece Ukrayna yanlı politikaları eleştirdiği, kendisinin de denklemde eşit bir muamele tabii tutulması gerektiğinde talepleri var. Ama bu şu ana kadar karşılık bulmadı. Ve Rusya en sonunda 17 Temmuz'da bu anlaşmadan çekildiğini ifade etti. Şimdi Rusya işte bu tür faaliyetlerle, yani beni hesaba almazsanız ben de zaten gergin olan durumu daha da gergin hale getiririm mesajı veriyor. Yani burada böyle rahatlıkla faaliyette bulunamazsınız mesajı veriyor. Ki herhangi bir ihbar bana göre, yani ilk edindiğim intibaya göre söz konusu değil. Herhangi bir şüpheli hareket yok. Geminin normal seyir takip sisteminden bandırası, işte ne yük taşıdığı ve hangi limandan ayrılıp hani hangi limana geldikleri kayıtlı. Yani bunlara ulaşılabilecek belgeler. Ki Tuna Nehri ağzındaki bir limana yük bırakacağı şeklinde, yani oradan intikal ettiği, hatta Yunanistan'ın Çalkis limanından yükü boşalttığı liman, Tuna Nehri'nden aldığı yükü hep götürdüğü daha önceki kayıtlarda rahatlıkla görülebilir. Bana göre burada biraz bilerek silahla müdahale yapıldı. Amaç da gözdağı vermek dünya kamuoyu ve Ukrayna'ya. Ama tabii Türk gemisinin olması ayrı bir tesadüf. Zaten oradaki söylem de şu: Türk olduğumuzu öğrenince, bir de geminin boş olduğunu görünce çok nazik davranarak gemiden ayrıldılar diye
söylemi var gemi personelinin. Peki çok teşekkürler Sayın Baş, bu önemli değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim, iyi bir yayın dilerim.